Hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşlerim, kız kardeşlerim. Rabbin ruhu üstümüzde olsun. Yeni yıl hepimizi birazcık filozof olmaya davet ediyor. Ve biz de kutsal kitabın bize öğrettiklerine o gözle bakıyoruz. Bugünkü İncil parçası Luka 22. bölümde ve İsa Mesih'in son akşamını anlatıyor. Son akşam yemeği, İsa'nın öğrencilerin ayaklarını yıkaması, öğrencilerinden birisinin kendisine ele vereceğini açıklaması, Pedros'un kendine güvenerek ölüme kadar İsa'yı inkar etmeyeceği ama İsa'nın horoz ötmeden sen beni üç kere inkar edeceksin sözü. Bütün bunlar burada. Bu Yahuda'nın ihanetiyle ilgili kısmı Ermenice'de ben konuştum Ermenice vaazımda. Bu bölümde bir başka noktaya değinmek istiyorum. Şimdi İsa son akşam yemeğini yaparken şarabı ve ekmeği alıp bu benim kanımdır, bu benim bedenimdir derken biraz da hüzünlüyken gideceğini söylediğinde içlerinde birisinin kendisini ele vereceğini söylediğinde öğrenciler garip bir şey yapmaya başlıyorlar. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahtlara oturarak İsrail'in 12 oymağını yargılayasınız. Biz bu konuda sene boyunca çok konuşuyoruz. Çünkü kilisemiz bu bölümü, bununla ilgili bölümü senede birkaç kere koyuyor. Yani aranızda büyük olan küçük olsun. Çok birinciler sonuncu, çok sonuncular birinci olacak. Kendini yükseltmek isteyen alçaltılacak, kendini alçaltan yükseltilecek. Ama ben bugün biraz daha derine inmek istiyorum. Söylediklerimi tekrarlamak niyetinde değilim. Gelin şunu konuşalım. İsa'nın son akşam yemeği ve öğrenciler de tuhaf bir şeyler olacağının farkındalar. Ve hayatlarının en önemli gecesi olduğunu da hissediyorlar. Niçin aralarında en büyük kim olacak diye tartışmaya başlıyorlar? Başka bir şeyi de tartışabilirlerdi. Niçin İsa'yı bire rahatsız edecek ve kalkıp onların ayaklarını yıkatacak kadar dalmışlardı? Aramızda kim en büyük? İsa diyelim ki gitti bir yere, öleceğine pek kestirmiyorlardı ama gitti uzunca bir yere, belli ki aramızda olmayacak, kim birinci olacak? Kim liderimiz olacak? Kim liderlik yapacak? Niçin bunu tartıştılar? İsa başka bir yerde der ki, ağız yüreğin taşmasından konuşur. Çünkü hepsinin yüreğinde bu vardı. Kim en büyük olacak? Bütün insanların da yüreğinde bu vardır. Kim daha büyük olacak? Kim kimin önünde duracak? Kim kimden daha iyi bir isme sahip olacak?
Çünkü biz yarışma içindeyiz. Ermenice vaazımda dedim, biz ruhsal ve hayvansal doğayı barındırıyoruz içimizde. Ve hayvansal doğanın en önemli özelliklerinden birisi yarıştır. Sürüdeki en iyi dişiyi kim ele geçirecek? Yemeğin, avın en iyi parçasını kim yiyecek? Kim alfa kurt olacak? Kimin soyu devam edecek? Kimin soyu tükenecek? Bütün bunları biz hayvanlar dünyasından miras aldık. Bize çok insani gibi geliyor ama değil. Aslan bir dişiyle çiftleşecekse onun önceki yavrularını öldürür öncelikle. İçgüdüsel olarak yapar. Çünkü kendi soyu devam etsin ister. Kızıyor musunuz aslana? Dünya tarihinde kaç kral kendi çocuklarını öldürmüştür biliyor musunuz? Herodes, Betlehem'in bütün çocuklarının kesilmesini buyurdu. Mesih'in doğuşunun söylentisini öldürmek için. Bizim hayvansal doğamız, bizim içimizde insani düşünceleri belirler. Ve bizim insani dediğimiz pek çok şey aslında hayvanlar dünyasında işlerliği olan duyguların kavramsallaşması, söze bürünmesi, fikre dönüşmesi şeklinde bizim içimize yerleşmiştir. Yani biz bedenimizdeki hayvanlığı alırız, ruhumuza yerleştiririz. Ve o zamanı geldiğinde dışarıya çıkar. Onun için azizler insanı, insanın kalbini hayvanat bahçesine benzetirler. Hepsi var orada. Hazırlar, bekliyorlar. Köpek, kedi, domuz, ayı, deve. Hepsi kendi huylarıyla, kendileri için doğal ama insan için hayvansal özelliklerle, gizlemek istediğimiz özelliklerle, aşağıladığımız, hor gördüğümüz özelliklerle hazır kalbimizde dışarı çıkmayı beklerler. Psikolojide rüyalar çok önemlidir. Ve rüyalarımızda biz habire hayvanlarla uğraşırız. Kedilerle, köpeklerle, canavarlarla. Onların hepsi bizim ruhumuzun bir parçası. Hayvansal doğamızın ve genetiğimizin yüzyıllar boyunca içimize gömdüğü şeyler. Onun için hayvanlar dünyasının en baskın duygusu rekabettir. Ve o rekabet duygusu bizim hayatımıza çok erken zamanlarda girer ve dışarı çıkar. Çocuklarla eğlendiğimiz en zevkli oyunlardan birisi hangisidir? Onları kızdırmaktır, değil mi? Böyle yeni konuşmaya başlarlar, 2-3 yaşına gelirler ve dersiniz ki bu benim. Çocuk der ki gözlerini açarak bütün öfkesiyle hayır der, bu benim. Yok yok, bu benim. Ve sizden tamam tamam o senin sözünü almadan rahat etmez. Kıyameti koparır. İçimizdeki ben başlar büyümeye. Ben bencillik olur. Ben her şeyin en iyisini istemeye başlar çünkü yaşadığımız ortam, bizi büyütenler, ebeveynlerimiz, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, yaşadığımız toplum onlar da mükemmel değildir ve rekabete göre düzenlenmiştir her şey. Hep kıyaslanırız öteki öğrencilerle, öteki arkadaşlarla, seyrettiğimiz filmlerdeki artistlerle, bizden daha iyi apartmanda oturanlarla, daha iyi aylık alanlarla sürekli kıyaslanırız. Ve o kıyaslanma ve birinci olma arzusu hep içimizdedir. Ve bizi rüyalarımızda bile yalnız bırakmaz, rahat vermez bize. O zaman bu İncil parçasının bize hatırlattığı şey çok önemli. Bizim ağzımızdan çıkan ya da
gün boyunca boş kaldığımız ve hayaller kurduğumuz şeyler, bizim içimizden dışarıya çıkarttığımız hakikatlerimizdir. Nasıl ki sözler vardır böyle. Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim sana. Çünkü arkadaşımız içimizde gizli olandır, aradığımızdır. Niçin onu değil de ötekini arıyoruz? Çünkü içimizde olanı biz bulmak isteriz dışımızda. İçimizdeki hiçbir şey içeride uzun süre kalmak istemez, dışarı çıkmak ister. Ve içimizde bu şeyler önem sırasına göre zaman zaman dışarıya çıkarlar. İçimizde olanları görebilseydik güzel olurdu. İçimizde gizlenmiş olan tuzakları görebilseydik güzel olurdu. Ama bazen onlar açığa çıkmadan biz onu göremiyoruz. Nasıl ki öğrenciler göremediler onu. Hepimizin bir zayıflığı var ve o zayıflık üstünde çalışmalıyız. Kutsal kitabın gücü ve iyi tarafı nereden geliyor biliyor musunuz? Oradaki insan figürleri, peygamberler de dahil olmak üzere, zayıflıklarıyla bize sunuluyorlar. Biz peygamberlerin de düştüğünü, tuhaf günahlar işlediklerini görüyoruz. Olmayacak şeyleri yapıyorlar. Nasıl ki bu bölümde görüyoruz. 3 yıl Mesih'in öğrencisi olmuş, onunla bütün zorluklara katlanmış, her şeyi terk edip Mesih'in peşine takılmış Yahuda İskariot, 30 parça gümüş için efendisini satıyor. Tuhaf. Petros, seni herkes inkar etse de ben seninle hapise de ölüme de giderim diyen, horoz ötmeden 3 kere Mesih'i inkar ediyor. Ama kutsal kitap sadece bunlar değil, sürüsü ve zayıflığını gösteriyor insanların. Belki demek istiyor ki, Tanrı'ya layık olmanız için görmeniz lazım bu eksiklikleri. Sadece kendinizin olumlu tarafını gösteriyorsunuz. Makyaj sanatının incelikleri budur, değil mi? Sizdeki zayıflığı kapatmak, artı olanın ön plana çıkartmak ve sizi başkalarına beğenilir hale getirmek. Ama o sizdeki gerçekliği değiştirmiyor. Ve bazen gazeteciler yakalıyorlar artistleri makyajsız oldukları zamanlarda. Ama bu bizim gerçeğimiz. Gerçek yüzümüzü biz tanımalıyız. Kutsal kitap bize gösteriyor ki insanoğlu henüz daha varoluşunun şafağında, Eden bahçesinde, cennette bu tuhaf zayıflığı göstermeye başladı. Bizlerin İçimizde büyüttüğümüz şeyler giderek takıntıya dönüşür ve biz onlardan kurtulamayız. Adem ve Havva için yasaklanmış meyve bir takıntıya dönüştü. Yasaklandığı için onu büyüttüler gözlerinde ve en nihayet o günahı işlediler. Kutsal kitapta Samson diye bir figür vardır. Adını duymuşsunuzdur, gücüyle ünlü. Tanrı'nın İsrailoğullarını putperestlerden kurtarmak için seçtiği bir kahramandı. Doğuşundan seçilmişti ve bir sırrı vardı. Gücü saçlarındaydı. Ailesinin Tanrı'yla yaptığı bir antlaşma vardı, saçları kesilmeyecekti. Ve ağzına şarap girmeyecekti. Bu antlaşmaya uyduğu müddetçe o tanrısal ilahi gücü bu kahramanın üstündeydi. 1000 askerin içine giriyordu ve onları yenebiliyordu. Ama Tanrı'nın yasasına çiğneyen bir özelliği vardı. Kadınlara düşkündü. İlk gördüğü putperest kadınla yattı. Sonra bir başka güzel putperest kadın buldu. Onu karısı olarak aldı ve o kadın da kendisi
putperestlerle anlaştı büyük parayla. Samson'un gücünü öğrenmesi gerekiyordu. Nerede bu güç? Ve sürekli şarap içirerek, avutarak bu kadın onun ağzından o lafı almak istiyordu. Her seferinde bir yalan söylüyordu ama kadınların konuşma gücünü bilenler fark edeceklerdir. Yedinci keresinde en sonunda ağzından sırrını aldı. Dedi ki, benim gücüm saçlarımdadır. Benim saçlarım kesilirse normal bir insana dönerim. Uyuttu tekrar Samson'u ve saçlarını kesti. Ve çağırdı, dedi gelin. Ayağa kalktı, tekrar güçlü olacağını zannediyordu. Ama güçlü değildi. Kadın kör etmişti gözlerini. Düşmanları da onun gözlerini gerçekten oydular. Ve bir hayvan gibi, bir eşek gibi bir su değirmenine bağladılar. Su değirmenini çeviriyordu eşeklerle beraber. Biz içimizde olan zayıflıkları görmeliyiz. Samson'un hatası içindeki bu zayıflığı bilmeliydi. Kadınlara karşı zayıf olması bir erkek için, erkeklere karşı zayıf olmak da bir kadın için doğaldır. Tanrı'nın içimize koyduğu özelliklerdir bunlar. Ama bunun farkına varacaksın. Ve bunu Tanrı'nın yasasıyla kontrol edeceksin. Ki sana zarar vermesin. Bizim en güçlü olduğunu zannettiğimiz şey, bizim en zayıf olduğumuz yerlerdir. Dikkat edeceğiz ona. Ve hayat bize bazen o zayıflıklarımızı tanımamız için olanaklar verir ve biz kendimizi düzeltmek için fırsatlarımız olur. Ama bazen de çok geçtir. Hani şakayla denilir ya, adamın birini asmaya götürüyorlar. Son bir yiyeceğin var mı diyorlar. Evet diyor, bu bana bir ders olsun. Elbette ki çok geç. Keşke daha önce derslerini alabilseydim. Biz içimize döndüğümüzde kendimizi kuvvetli hissettiğimiz alanlar vardır. Ve onlar bize gurur verirler, güvence verirler. Nasıl ki burada öğrenciler aralarında kim en üstün onu tartışıyorlardı. Çünkü hepsi zayıflığının değil, gücünün farkındaydı. Güçlü olduğu noktada kendi kampını kurmuştu. Bir ordunun yapabileceği en büyük yanlıştır. Sadece kendi gücünü hesaplamak ve düşmanın gücünü görememek, kendi zayıflıklarını fark edememek, bazen yenilgiye getiren en büyük etken odur. Biz kendi gücümüzle birlikte kendi zayıflığımızı da göreceğiz. Ya da o gücün her zaman güç olmadığını, bazen zayıflık olduğunu, bazen de o zayıflığın zayıflık değil, güç olduğunu göreceğiz. Bazen duyuyorsunuz haberlerde. Kavgada öldürülenler, işte hesaplaşmalardan dolayı birbirini kurşunlamalar. Kimler ölüyor? Sen hayatında kaç kere dayak yedin? Kaç kere insanlar seni kurşunladılar? Çünkü genellikle o belalı durumlardan kaçıyorsun sen. Belaya bulaşmıyorsun. Zayıf olduğunu görüyorsun ve bu bir üstünlük. Bütün o kavga edenlerin hepsi horozlar. Petros gibi, ben güçlüyüm, herkes kahpedir, herkes dönektir. Ben sonuna kadar giderim, ben erkek adamım, mert adamım diyenlerdir. Yumruğuna güvenenlerdir. Tabancasına güvenenlerdir. Gücüyle her şeyi çözeceğine inananlardır. Sen ve ben buna inanmıyoruz. Onun için başımız daha az belaya giriyor. Güçsüzlük de güçtür. Çünkü bizi dikkatli olmaya iter. Ve Paulus diyor, ne zaman güçsüzsem o zaman kuvvetliyim. Çünkü güçsüzlüğüme Tanrı'nın gücü gelir.
Ama kendinde bir üstünlüğü gören, o üstünlüğe çok güvenen insanlara bir sözüm var. Dikkat et, oradan yıkılacaksın. Oradan gelecek darbe. Çünkü kurt orada kıpırdıyor ve seni yanlışa itiyor. Biliyorsunuz ağaç kakan vardır. Dışarıda o kadar börtü böcek varken ağacı delmek gibi bir zorlu işin için ağaç kakan yapar. Çünkü onun içinde güzel kurtlar vardır. Peki nerede kurdun olduğunu nasıl bilir? Kulağını dayar. Ağaca kulağını dayar ve o kurdun seslerini keşfettiğinde orada çalışmaya başlar. Kötülük, şeytan içimizde kalbimizi dinler ve en kuvvetli olduğumuz yeri keşfetmeye çalışır. Ve oradan saldırır. Çünkü zayıf olduğumuzu biz korumaya almışızdır. Ama kuvvetli olduğumuz yerden hiç şüphelenmeyiz. Ezop güzel bir hikaye anlattı. Masal anlattı. Geyiğin biri boynuzlarına hayran kalıyormuş. Durgun suda seyrediyor ve ne ihtişamlı boynuzları var. Sonra da ayaklarına bakıyor, cılız, ince. Diyor ki, Allah'ım ne biçim ayak vermişsin bana? Bu görkemli boynuzlar yanında daha kuvvetli, daha kalın ayaklar olması lazım değil miydi? Boynuzlarıyla övünüyor, ayaklarının zayıflığıyla üzülüyor. Bir gün kurtlar takılıyorlar peşine. Başlıyor koşmaya. Yarış başlıyor. Geyik kayaların üstünden sıçrayarak, yokuşları tırmanarak, ormanlar içinde süzülerek kurtları arkasında zaten bırakıyor ve birdenbire ayaklarına gözü değiyor ve diyor ki, "Aa," diyor, "ayaklarım zayıf ama kuvvetli. Zayıf ama benim hayatımı kurtardı." Bunu derken ve artık sakin yürürken birdenbire boynuzları çalılara yakalanıyor. Boynuzlarını kurtarmaya çalıştıkça daha da karmaşıklaşıyor iş ve uzaktan kurtların sesini duyuyor, yaklaşıyorlar. Ve büyük bir panikle boynuzlarına lanet ediyor ve diyor ki, "Keşke olmasaydınız orada. Şimdi sizin yüzünüzden hayatımı kaybedeceğim ben." Su testisi su yolunda kırılır. Kuvvetli olduğun yerlere dikkat et. Kuvvetli olduğun yerler seni boş boğazlığa itecek, kibire itecek, başkalarının kıskançlığına yol açacak. Bizim için önemli olan şey hayatımızdaki değerlerin sıralanmasıdır. Öğrenciler için o anda en önemli şey aralarında kimin birinci olacağıydı. Ama Yahuda için en önemli şey paraydı. Yüreğinde gömülü olan şey oydu ve dışarı çıktı ihanet olarak. Öğrencilerin içinden çıktı aralarında tartışma olarak kim daha büyük. Bizim de içimizde gömülü, çok sevdiğimiz, bazen aynılaştığımız değerler vardır. Ve o değerlerin bir skalası, bir derecesi vardır. Birinci, ikinci, üçüncü. Kutsal kitap diyor ki, birinci sırada Tanrı'yı koyacaksın. Rab Allah'ını bütün kalbine, bütün yüreğine, bütün canına seveceksin. Birinci emir budur. Ve komşunu kendin gibi seveceksin. Sana ne yapılmasını istiyorsan sen de başkasına onu yap. Bu çok kolaymış gibi gözüküyor bu emirler ama öyle değil. Çünkü biz öyle bir uygarlıkta yaşıyoruz ki Tanrı önemlidir derken biz zaten içimizde hayır Tanrı değil başka şeyler daha önemlidir diyen bir insanlığın üyesiyiz. Onun için hepimiz büyük bir ihtimalle ikiyüzlülük oyununu oynuyoruz. Dudaklarımızdan çıkanı yaşamıyoruz. Ben dünyanın en güçlü materyalistlerini imanlılar arasında gördüm. Yani hani o işte din, kitap, Allah, hatta kilisede. Ama bakıyorsunuz en cimriler
çıkıyor içlerinde. Mallarına dört elle yapışıyorlar. Çoktan maddeci yaşıyorlar aslında. Biriktiriyorlar, biriktiriyorlar ve onu biriktirirken de acımasızlar ama iman da ediyorlar. Bir İngiliz şair var, William Blake. 18. yüzyılın ve İngiliz edebiyatının en ünlü isimlerinden birisidir. Çok ruhani bir adamdı, dindardı. Ve bütün şiirlerinde o dindarlık yansır. Ama hayatının belli bir döneminden sonra kiliseye gitmedi. Hiçbir kiliseye gitmedi. İmanından vazgeçmedi. Niye biliyor musunuz? Çünkü yaşadığı devir endüstri devriminin olduğu zamanlardı. Büyük bir zenginlik birikiyordu ama ne pahasına. Küçük çocuklar madenlerde 16 saat çalıştırılıyordu. İşçilerin hiçbir hakkı yoktu. İşverenler hiçbir haklarını vermeden onları çalıştırıyorlardı, düşünmüyorlardı onları. Ama o paralarla geliyorlardı, kilise yaptırıyorlardı. O paralarla kiliseye bağışlar yapıyorlardı ve kilisede en güzel yerlere oturuyorlardı. Elbette duyarlılığı olan bu şair orada büyük bir ikiyüzlülüğü gördü. Ve ondan sonra kiliseye gitmedi. Bence yanlış yaptı. Çünkü doğrular, bazı insanlar yanlış yaptı diye ya da bazı dönemlerde bazı yanlışlar yapıyor diye gerçeğini değiştirmez. Güneş bizi yaktı, yaraladı diye yazın biz güneşten nefret etmeye başlamayız. Ondan sonra artık hiç güneşe çıkmamazlık etmeyiz. Onun için elbette ki şairin eleştirisi doğru ama o tavır bir şey değiştirmiyor. Çünkü bazen o zenginler en fakir insanlardan yükseliyorlar o zenginliğe. İsa'dan 100 sene önce, bu Spartaküs'ten de önce İtalya'da bir adada köleler çok acı çekiyorlar ve efendilerine baş kaldırıyorlar. Çektikleri işkencelerden ve eski efendiler köle haline geliyorlar. Şimdi siz bu yeni sistemde neyi beklersiniz? Bu acıları yaşamış kölelerin artık yeni kölelerine daha iyi davranmalarına. 10 kez daha kötü davranıyorlar. Kendi efendilerinden 10 kez daha zalim oluyorlar. İşte bunu çözmezsek biz hiçbir şeyi çözemeyiz. Ne dünyada ne kendimizde. Çünkü biz günahı ve yanlışı eleştirirken hep dışta onu görüyoruz ve dışta eleştiriyoruz. Hayastan'daydım bir gün, birisiyle konuşuyorum. Gayet iyi biliyor kutsal kitabı, kiliseye yakın. Dedim, hangi kiliseye gidiyorsun? Dedi, ben 2 senedir kiliseye gitmiyorum. Niye dedim? He dedi, orada herkes 200'lü. Katolikos 200'lü, Yepiskoposlar 200'lü. Vartabetler sen hariç dedi, 200'lü. Oraya gidip ne yapacağım? Halk orada 200'lü, hiçbir şeyden anlamayan cahil cühela. Herkes 200'lü. Dedim ki, sen de gel katıl bize. Bir tane fazla, bir tane eksik bizim için fark etmez. Seni de kabul ederiz içimize. Sen herkese 200'lü derken kendindeki 200'lülüğü fark etmiyoruz. Ve dünyanın sorunu bu. Ve İncil'in bizde yapmak istediği şey ilk önce bu kendimizi tanımamız, kendimizi Tanrı'nın ışığında olduğumuz gibi görmemiz. Eksilerimizle ve artılarımızla. Eksilerimizi çoğaltmak, artılarımızı şükrederek kabul etmek ve başkaları için kullanarak bunu gerçekleştirmek. Onun için insanın kendi zayıflığını keşfetmesi artıdır. Nasıl ki sağlığındaki yanlış giden şeyleri ne kadar erken teşhis edilirse o kadar yararlı olur, öyle değil mi? Bazen kanseri keşfediyorlar ama 4. evrede, çok geç. Aynı şey bizim ruhsal hayatımız
ve karakterimizle ilgili, huylarımız ve mizaçlarımızla ilgili. Bizi öldüren huylarımız var. Bizi öldüren, yalnızlaştıran, başkalarının gözünde bizi alçaltan, Tanrı'nın gözünde vicdanımızı yaralayan hastalıklarımız var bizim. Ne kadar erken bulur, ortaya çıkarırsak, o kadar çabuk sağalırız biz. Ama bizim kendimizi hasta gibi hissetmeye hiçbir niyetimiz yok. Hep başkaları sorumlu. Başıma gelen belaların sorumlusu hep başkaları. Halkımın başına gelen belaların hep sorumlusu başkaları. Hep dış mihraklar yapıyor her şeyi. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz çok iyiyiz. Biz mükemmeliz. Çünkü mükemmel olmak için doğduk biz. Üstümüzde taşıdığımız isim zaten bizi mükemmel yapıyor. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Devam edin. Ama sonu fiyaskodur. Tam tersine Yusuf dedi ki, siz hakikati bileceksiniz ve hakikat sizi özgür kılacak. Kendinle ilgili hakikati bilmek istemiyor musun? Kendinle ilgili hakikati bilirsen özgür kalırsın. Dışta pek çok sorunun eskisi gibi kalır. Ama sen değişirsin. Sen güçlü ve kuvvetli olduğun yerleri fark edersin ve yeni bir hayat başlar senin için. Daha güvenceli bir hayat başlar. Evet. Bugünkü İncil parçasında İsa aralarındaki tartışmaya, kim büyük olacak tartışmasına getirdiği cevap çok önemli. Diyor ki, büyük olmak isteyen hizmetçi olsun. Ben büyük değil miyim içinizde? Öğretmeninizim. Ama ben hizmetçi gibiyim. Ayaklarınızı yıkadım size. Hizmet ediyorum. O zaman İsa, insanlaşmamız için bu hayvanlar dünyasının rekabetçi ruhundan melekler dünyasının, tanrısal dünyanın erdemlerine geçebilmemiz için bize bir örnek veriyor. Diyor, hayvanlaşmayın, insanlaşın. Gerçi kusura bakmayın, hayvan sözünü burada aşağılamak için kullanmıyorum. Çünkü bazen hayvanlar insandan çok daha büyük erdemler gösteriyorlar. Bunu bilmez değilim. Ama hayvanlık diye bir sınıflama var canlılar dünyasında. Nasıl ki mineraller dünyası var, bitkiler dünyası var, hayvanlar dünyası var ve her birinin özellikleri var. Bunun gibi insanlar dünyası var. Bunun gibi melekler dünyası var. Ve biz melekler dünyasıyla hayvanlar dünyasının ortasında bir karışımız. Bunun farkına varmamız lazım. Ve orada ruhsal dünyanın, ruhsal evrenin özelliklerini aldığımızda biz insanlaşırız. Tanrı'nın benzeyişinde oluruz. Bizim pek çok değerlerimiz var. Bazen paraya değer veririz, bazen dostlarımıza, bazen ailemize, bazen işimize, bazen kariyerimize. Bütün bunlar yer değiştirebilir yere ve zamana göre. Ama eksen yer değiştiremez. Dünyanın bir ekseni vardır ve dünya o eksen çevresinde döner. Ekseni değiştirdiğinizde dünyada kıyamet kopar. Eksen bir şeyin çevresinde döndüğü en önemli merkezi noktadır. Ve İsa bu merkezi nokta olarak sevgiyi koyuyor. Diyor ki, sizin insanlığınızın merkezinde sevgi olmalı. Sevginin çevresinde dönmeli her şey. Paranız, zenginliğiniz, fakirliğiniz, zayıflıklarınız, kuvvetleriniz, bilginiz, yetenekleriniz, hepsi o sevginin çekim gücüyle onun çevresinde dönmeli. Ona göre yapmalısınız planlarınızı. Ona göre yaptığınızda Tanrı'nın sizi yaratım tasarımına uygun yaratıklar haline gelirsiniz. Çünkü Tanrı sizi bir sevgi noktası olarak yarattı. Kendine benzer yarattı. Tanrı sevgidir der İncil. O zaman Tanrı'ya benzeyen insan da sevgidir. Önemli olan o merkezi keşfetmek ve onun çevresinde dönen bir yaşam oluşturmak.
her adımımızı bu günahtır, bu doğrudur, bu yanlıştır demekten kurtuluruz o zaman. Nasıl ki Aziz Augustinus diyor, Tanrı'yı sev, sonra git ne yaparsan yap. O sevgi sana doğruyu gösterecek. O zaman sevgili kardeşlerim, yeni yıl sevgiyi keşfetmemizin yılı olsun. Ama sevgi pek çoğunun dilinde fare deliğidir. Yani fare ışık yandığında, hırsız olduğu belli olduğunda hemen deliğine kaçar. Bunun gibi biz de bütün yanlışlarımızı yakalandığımızda onu sevgiye benzetiriz. Hakim soruyor diyor, niçin öldürdün bu kadını? Diyor ki kadim, hakim bey çok seviyordum onu. Ya seviyordun ve öldürdün. Sevgi ve öldürmek nasıl bağdaşıyor? Çünkü sen kıskançlığına sevgi diyorsun. Sen bağımlılığına sevgi diyorsun. Sen sahiplenme duyguna sevgi diyorsun, yanlış tanımlıyorsun. Onun için bizim sevgiyi öğrenmemiz, sevgi sözünün bolluğuyla paralel giden bir şey değil. Sevgi en bol kullanılan sözcük. Ama fare dediği, hepimizin hatalarımızı örtmek için kullandığımız bir sözcük. Yok öyle değil, gerçeği öğreneceğiz. Ve sevginin gerçeğini İsa diyor. Hizmetçi olacaksın, ayak yıkayacaksın, yardım edeceksin, sende olanı paylaşacaksın, seninle başkaları zenginleşecek. Tanrı'yı seveceksin, temizliği, saflığı, insanlığı seveceksin. Her şey o sevginin çevresinde dönecek. Her şey o sevginin hizmetinde olacak. Cebindeki para, aklının ışığı, dilinin belagatı, gücü, her şey sevginin hizmetine sunulacak. Hristiyanlık budur. İncil'den biz bunu görüyoruz. İsa'dan bunu öğrendik. Ama bazen bu zor olduğu için biz tekrar ikiyüzlülük oyununa soyunuyoruz. Zayıflıklarımızı görmemezlik edip sanki onları bir erdemmiş gibi sunmaya çalışıyoruz. Kalp kırıyoruz. Dilimizin yanlış kullanışıyla diyoruz ki ben açık sözlüyüm. Küfür ediyoruz, diyoruz ki ben mertim, onun için küfür ettim. Öyle değil. 2001 yılı sevgiyi yeniden keşfetmemizin yılı olsun. Lütfen çok bildiğiniz şeyleri iyi bildiğinizi zannetmeyin. Çünkü orada bilgi ölür zaten. Ben biliyorum zaten onu. Dediğinizde ilerleme olmaz. İnsanlara diyorum ki İncil oku. Aa diyor ben onu biliyorum İncil'i. Nasıl biliyorsun? Ben okudum onu. Bir kere okudun. Ben 40 senedir okudum anlamıyorum. Sen bir kere okudun da anladın. Ne güzel iş. Çok bildiğini sanan çok yanılır. Sevgiyi de bildiğini söyleme. İsa gibi olmadan sevdiğini söyleme. Sevgiyi bildiğini söyleme. Sevgiden bir şeyler bildiğini söyle. Sevgi üstüne birkaç şiir biliyorum diye sevgiyi bildiğini söyleme. Sevgiyi öğrenelim. O bizim hayvanlığımızı insanlığa çevirecek ve bütün hayvansal enerjilerimizi doğruya, doğru yola koyacak ve bizi güçlendirecek erdemdir. Tanrı hepinizi sevgide büyütsün kardeşlerim, kız kardeşlerim. Sevgiyi, sevginin derinliğini ve yüceliğini keşfedelim ve onunla hayatımız zenginleşsin ve renklensin.